maç bizim için çok önemliydi. Burada emeğe geçen tüm futbolcu arkadaşlarıma, teknik heyetime, Canan Gönül'den, enişten sevgilerimle selamlıyorum. Hepsini tebrik ediyorum. İyi bir mücadele verdiler. Bundan sonra inşallah bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu armağanı, bu güzel galibiyeti, 3 puanımızı rahmetli babam başkanımıza armağan etmek istiyorum. Taraftarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizi yalnız bırakmasınlar. Daha fazla seyircimiz olsun. Biz başarıya koşacak güçlü bir takımız. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanım, Alanya maçı sonrası Aydın ve Serdar konusunda mini bir kriz yaşanmıştı basın toplantısında. Bizim kulübümüze hiçbir kriz, sıkıntı hiçbir zaman olamaz. Bizim Gençler Birliği isminden de belli bir birlik, bir takım. Biz her türlü problemleri, krizleri aşarız. Futbolcuların arasında hiç öyle bir problemimiz yok. Yolumuza devam edeceğiz. Tüm gelen bu arkadaşlara, taraftarlara yine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizim için çok iyi bir sonuç oldu. Başkanım, cumartesi günü tarihi bir genel kurul yapıldı. Sanırım Gençler Birliği tarihinin en kalabalık ve en görkemli genel kurullarından biriydi. O gece nasıl bir ruh halindeydiniz o genel kurulu yaptıktan sonra? Bundan sonra Gençler Birliği için nasıl bir sayfa açılacak? Siz neler hissettiniz? Tabii kongreler her zaman heyecanlı geçer ama bu kongre benim için çok anlamı, önemli bir kongreydi. Başkanımızdan bu bayrağı teslim aldık ve gururla da bundan sonra bu bayrağı en iyi yerlere götüreceğimize yeni yönetim kurulumuz, yeni başkanımız bu şekilde devam edeceğiz. Tabii ki heyecanlı bir şeydi. Bu bayrağı en iyi şekilde ilerlere taşımak benim ve yeni yönetim kurulundaki arkadaşların vazifesidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Görev dağılımları ne zaman belli olacak? Görev dağılımları inşallah ya pazartesi yasalı basın yönetim kurulunu toplayacağım. En yakın zamanda belirteceğim, bunu sizlerle paylaşacağım.